Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün hafta sonu olmasından dolayı yine birlikte olalım. Borsayla ilgili güzel bir sohbet yapalım. Karşılıklı olarak YouTube'da dertleşelim dedik. Evet, şimdi en büyük soru arkadaşlar, yani şöyle de sosyal medyayı karıştırdığım zaman da acaba bu borsa ne olur? Yani bu hafta ne olur? Aslında bu hafta ne olurdan ziyade borsada bu ay ne olur daha doğru. Ben sizlere bir tweet atmıştım. Yani özellikle Eylül ayı içerisinde borsanın ciddi bir testere yapacağını ve volatil hareketlerde bulunacağını belirtmiştim. Bunun sebeplerini konuşacağız, bunun nedenlerini konuşacağız. Borsa İstanbul'da ise 3197 ile bir taban formasyonu. Bundan önce, yükselişten önce ben size bir taban formasyonu anlatıyordum ya arkadaşlar. O taban formasyonunu kırarsak yükseliş yaparız, rally yaparız demiştik. Şimdi gene o rallinin sonunda yine bir taban formasyonu içerisinde borsa. Yani yatayda bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, aşağı gidiyoruz. Peki bu bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, aşağı gittiğimizde destek hangi nokta, direnç hangi nokta? Arkadaşlar 3197 borsamızda destektir. 3395 yukarıda dirençtir. Eğer 3197 altını kırarsak, ki 3281 ile cuma günü kapattık. Yani 3197'nin altında artık Borsa İstanbul'da düzeltmeden değil, bence bir trend değişikliğinden bahsetmemiz gerekir. Ancak 3197 kırılmadığı sürece taban formasyonu içerisinde devam ettiğimiz muhakkak. Peki Borsa İstanbul'un bundan sonra yoluna devam edebilmesi için, yani almış olduğumuz hisselerin bize para kazandırabilmesi için veya hisse portföyümü arttırmayı düşünürsem 3395'i takip etmek isterim. Çünkü 3395 ve üzerinde bir gün kapanış yaptığımız takdirde bence rally buradan sonra tekrar bir daha başlıyor diyebiliriz. Ancak arkadaşlar, şimdi bazı bu tip, yani Borsa İstanbul'u yorumlarken Borsa İstanbul'u yorumlamak kolay değil. Çünkü 7-8 tane bilinmeyen faktörün ve değişkenin etkilediği bir ortamdan bahsediyoruz. Ve bu 7 tane etkinin, yani bu permütasyondur, 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 şeklinde, bu çarpı neyse bu kadar ihtimal vardır. Çünkü o değişkenlerin değişmek üzere, aramızda istatistikçi olan varsa bunu bilir. O değişkenlerin bir tanesi değişmeyle diğerlerinin komple sonucunu değiştirebilir. Bu kadar ihtimal içerisinden sizin bir tanesini anlayıp süzüp mantık süzgecinden çıkartmanız gerekiyor. Bunlar nedir? Mesela yurt dışı. Yurt dışında Amerikan tahvil faizleri. Yani çok ciddi yükseldi. Mesela bu bir değişkendir ve bu bizim Borsa İstanbul'u etkiler. Bunu cebe koyduk. Fed faiz kararı. Bu bir değişkendir. Bu bizim borsa etkiler. Powell'ın konuşma usulü. Bu bir değişkendir. İyi mi konuşuyor, kötü mü konuşuyor, şahin mi konuşuyor, güven mi konuşuyor? Bu bizim Borsa İstanbul'u etkiler. Mesela bizim Merkez Bankası'nın faiz kararları. Gerçi çok fazla etkili değil ama yine de bir sürpriz yaparsa yine de bir değişken olarak kabul edebiliriz. Ben pek sanmıyorum ama kabul de edebiliriz. Yani Merkez Bankası içeride alınabilecek herhangi bir makro ihtiyati tedbir kararı. Bu bir etkiler. Mesela bizim Borsa İstanbul'da yurt dışı kötü olmasına rağmen bizi yurt dışından olumlu olarak ayrıştıran bir enflasyon var. %80 enflasyon. Diyeceksiniz ki Selçuk Bey, enflasyonu bir kötü diyorsunuz, bir iyi diyorsunuz. Aslında bu nominal anlamda iyi değil arkadaşlar. Yani nominal anlamda demek gerçek anlamında. Gerçek anlamında iyi değil. Yani biz %80 enflasyon olduğu bir yerde yurt dışı kötü diye düşersek logaritmik düşmüş oluruz. Yani %80 enflasyon olduğu yerde yükseliriz, yükseldiğimizi sanırız. Yani diyorum ya, bir bardak çay içerken, bir bardak çayı 1,5 lira içerken siz borsada para kazandığınızı sanırsınız. Ancak para kazandınız ama aynı kafeye gittiğinizde, aynı Nescafe'ye aldığınızda bir sütlü Nescafe 1,5 liraysa şimdi gelir 6 liraya gelir. Ne oldu? 4 katı. Sen borsada 4 kat para kazandın ama sütlü kahveye de 4 kat para ödüyorsun. Yani aslında nominal anlamda, yani gerçek anlamda para kazanmış olmuyorsun. Kazandığını sanıyorsun. Eğer bu enflasyonun altında da getirirse o zaman logaritmik olarak kaybetmiş olursun. Şimdi değerli arkadaşlar, Borsa İstanbul'da, yani herkesin bir yatırım şekli vardır. Para kazandığınız sürece bence her yatırım şekli doğrudur. Yani aslında herkes bir tür trader'dır. Yani uzun vadeli adam da trader'dır. Uzun vadeli trader nedir? O uzun vadeli. 10 yıl ben alacağım, 10 yıl sonra satacağım der. Yani ömür boyu bir hisseyi kim tutabilir? Veya kaç kişi tutabilir? Veya kaç kişi tutmuştur ömür boyu? Çok enderdir, çok nadirdir. Yani bazıları 1 dakikalık trade yapar. Bazıları 2 saatlik trade yapar. Bazıları 1 günlük yapar. Bazıları haftalık yapar. Bazıları 3 aylık bilançodan bilançoya trade yapar. Bazıları benim gibidir.
Yani 3 yılda 4 yılda bir değerine ulaştığı zaman verir gönderir. Şimdi buralarda aslında insanların yapmış olduğu tartışmalarda işte herkes kendi yapmış olduğu sistemin doğru olduğunu savunarak bir diğerini üzüyor veya kavga ediyor veya ne bileyim onunla tartışmaya giriyor. Aslında para kazandığınız sürece hepsi normaldir. Bunların içerisinde temel analizi, teknik analizi yani borsanın işleyiş mekanizmasını ortaya koyarsınız. Kendi risk algınızı da ortaya koyduktan sonra o risk algınız size ne diyor? Önemli olan budur. O yüzden sosyal medyada Twitter sohbet odalarına giren insanların anlattıkları fikirlere çok fazla takılmayın. Çünkü onlar kendi risk algılarını ortaya koyuyorlar. Belki de o risk algısı size uymayabilir arkadaşlar. O adama uyabilir. Adam birisinden borç almıştır, haftalık işlem yapıyordur, bunu anlatıyordur. Halbuki sizin hiç ihtiyacınız olmayan bir parayla girmişsinizdir. 5 yıllık bir vadeniz vardır. O adamın anlattığı size yanlış gelir. Siz o adama fikrini kabul ettirdiğiniz zaman da o adamın fikri size yanlış gelir. Ve bu tartışma kısır bir tartışmadır. Anlamsız bir vakit kaybıdır. Sizi yorar. Ben o yüzden arkadaşlar doğrusunu anlatmaya çalışıyorum. Aklım yettiğince, dilim döndüğünce. Doğrusu budur arkadaşlar. O yüzden peki son bir ayda neler oluyor Selçuk Bey? Son bir ayda neler oldu bitti? Son bir ayda olan bitenler değerli arkadaşlarım. Bence yani borsada temel analizden ziyade, teknik analizden ziyade bunların hiçbiri çalışmıyor. Yani bugün Twitter sohbet odalarında temel analiz yapan üstadlar boş. Boş çıktı. Bakın yanlış yapıyorlar demiyorum. Doğru yapıyorlar. Analizleri de doğru. Ama sonuç öyle mi? Değil. Sonuç öyle değil. O zaman boş. Teknik analizciler. Ne anlatıyordu? İşte tekniği takip edin, şunu takip edin. Ne oldu? Pat diye adam malı bir boşalttı. Yok 2 saatlik şunu takip edeceksin, yok 3 saat bunu takip edeceksin, yok yarım iş günü takip edene kadar diyorum ki arkadaş şuradan bir çay alıp gelene kadar zaten %10 taban oluyorsun. %10 taban, ana taban olmuşum diyorsun. Satmaya fırsat yok. Adam satışlara 20 milyon not yazmış. Diyorsun yarın satarım. Yarın satarım açılışta zaten direkt taban yiyorsun. 20 milyon not gene. %10 daha zarar. Zaten %20 zarar yediğin zaman kucağını gördüğün zaman teknik mi takip edilir? Teknik de takip edilmez. O zaman bunu da çöpe kaldırıyoruz. Yani son bir aydır Borsa İstanbul'da temel analizciler de şaba oturmuştur. Teknik analizciler de şaba oturmuştur. Bu kadar açtık. Peki ne oldu? Arkadaşlar bence Borsa İstanbul'da son bir aydır olan borsanın işleyiş mekanizması. Bu borsanın işleyiş mekanizmasında ne var dedik? Arkadaşlar bunun içinde manipülatörler var. Spekülatörler var. Balinalar var. Köpek balıkları var. Patronlar var. Tahtacılar var. Aracı kurumlar var, küçük yatırımcı var. Nedir bu? Ne oluyor burada? İşte bunların spot işlemlerle türev işlemler arasında bir savaş var. Ha, borsa bir manipülasyona maruz kaldı mı? Kaldı. Kâr edenler oldu, zarar edenler oldu. Bu benim işim değil. Biz küçük yatırımcı olarak böyle bir ortamdan kâr etmeyi bilmemiz lazım. Fazla milleti dinlemeyeceğiz, gaza getirenleri. 16 liralarda, 17 liralarda size banka aldıranları, 16 lirada banka alın diyenleri, 17 lirada banka alın diyenleri. Ben banka satın demiştim size 16 liralarda, 17 liralarda. Yani zararlar çok büyük. Yani sinirden gülüyorum ama ben her zaman söyledim. Yani ben bu şekilde para kazanmak da istemiyorum. Bunun altı da doldurulmadı. Ama ne yapacağız? Uyanık olacağız. Kademeli olacağız. Sabırlı olacağız. Ve açgözlü olmayacağız. Bunları uyguladığımız zaman arkadaşlar zaten bu sistemden para kazanır. Çünkü bu manipülasyon, spekülasyon bu sistemin içinde var. Yoksa bütün temel analizciler zengin olurdu. Yoksa bütün teknik analizciler zengin olurdu. Herkes böyle Tibet'in nirvanasında, Everest'in tepesinde nirvana'ya erer, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşardı. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya yok. Ama bunlar boş işler değil. Teknik analiz de yeri gelir zamanında kullanılır. Temel analiz de yeri gelir zamanı kullanılır. Ama şimdi yeri ve zamanı değil. Şimdi yeri ve zamanı olan borsanın işleyiş mekanizması. İşte ne oluyor bu türev işlemlerde arkadaşlar? Bu türev işlemlerde bu ağababalar, balinalar pastayı paylaşamadılar. Pastayı paylaşamadılar, tepede kavga ettiler. Borsa yükseldiği anda bir diğer para babası, para baronu, diğer para baronunu sattı. Tepede sattı. Bu da nedir işte? 3-4 tane aracı kurum var. Bunlar Twitter sohbet odalarında konuşuluyor. Bunlarla ilgili kaldıraçlı işlemler yaptılar. Long pozisyonlar açtılar. Long pozisyonları açınca kaldıraç kullandılar. Ancak diğer ağababası şakırt diye bir sattı. Bunlar yukarıda kaldırar, açıkta kaldırar. Long pozisyonları kaldı. Aşağıya düştükçe kaldıraçları maliyetlerinin teminatlarını arttırdı. Teminatlarını arttırınca bunların likit yani nakit para ihtiyaçları ortaya çıktı.
Şimdi bu long pozisyon açanlar ki bunlar Eylül kontratları sanırım en son bildiğim kadarıyla yanlış olmasın 1 milyar TL'nin üzerinde sanırım ciddi bir para var galiba. Şimdi bunun bu kontratların Eylül ayında yanlış da olabilir. Bakın bunda çok kendi çünkü VIOP'lara VIOP işlemlerini ben kendimi kapatmış biriyim. Çok fazla takip etmiyorum ama mekanizmasını anlatıyorum. 30 Eylül'de teminatlar var. Eğer borsa buralarda kalırsa bu kaldıraç işlemleri yaptıklarından dolayı logaritmik olarak bu teminatları daha da fazla artacak. Mesela atıyorum kafadan 1 milyarsa 4 milyar olacak. 4 milyarsa 8 milyar olacak. Ya da burada nakit bulacaksın. Ya teminatını yatıracaksın ya da teminatını kesip patlatacaksın. Teminatını kesip patlattıktan sonra borsa yükselir. Çünkü onları patlatmaya çalışıyor. Patlatmazlarsa bu balinalar arasında bir savaş olur. E bu sefer de ne olur? Öbürleri tek çare o zaman likit bulmaları için hisse satmaları gerekir. Yani o aracı kurumların elinde ne var? Hisse var. E peki hisse satmak ne olur? Hisse satarsan sen borsayı daha da düşürüyorsun. Öbür balinanın ekmeğine yağ sürüyorsun ve kendi teminatını daha da arttırıyorsun demektir. Çünkü sen long pozisyonda, long şeyde kalmışsın, kontratta kalmışsın. Onu satmak istemiyorsun. Bu sefer elinde likit hisse olmana rağmen bunu satamayacaksın. Para lazım. E bu zaten bu hisselerin yükselmesi lazım. Bu da ne olacak? O zaman aracı kurumlar diyecek ki SPK'ya bankalar veya sanayi şirketleri, o ilgili şirketler kendi hisselerini toplasın diyeceksin. Bu da ayrı bir konu. Ben bunları savunduğum için söylemiyorum bunları. Bunların çözüm olarak düşünüldüğünden dolayı. O yüzden bu olay ne zaman belli olacak arkadaşlar? 30 Eylül'de belli olacak değerli arkadaşlar. Yani 30 Eylül kontrat sonucu sanırım. O kontratların teminatı. Ya yatıracaklar teminatları ya gümletecekler ya bırakacaklar. Bir çözüm bulunacak. O teminatlar patlamadan da borsada bir hareket bekliyor muyum yukarıya? Ben çok fazla beklemiyorum. Şu an bir taban formasyonuna baktığımızda 3197 ile 3395 arasında kaldığımızı sizlere söyleyebilirim. O yüzden arkadaşlar herkesin aslında bir parça bir nebze düşüncesi doğrudur. İnsanlarla sosyal medya üzerine tartışmanın veya Twitter sohbet odalarına kavga etmenin hiçbir manası ve ehemmiyeti yoktur. Yani teknik analizle şu aşamada sıfırdır. Temel analizde şu anda sıfırdır. Bilançoya kimsenin baktığı yok. Şu anki aşama borsanın işleyiş mekanizmasında balinaların, para babalarının birbirleriyle kavga edip birbirlerine nemalanması. Yani filler tepişiyor, altta çimenler eziliyor. 30 Eylül'de vade sonunda neler olacak? Bunu kestiren adam zaten zengin olur. Yani iki türlü ihtimal var. Ya borsayı aşağı düşürmeye devam edecekler, o adamları patlatacaklar, sıkıştıracaklar. Ya da o adamlar bir çözüm bulacaklar, borsayı yükseltip ellerinde kontratları kurtaracaklar ve kontratların teminatlarını düşürecekler ve kendilerini kurtaracaklar. Sonuç ne olur? Bilmiyorum. Ama 30 Eylül fazla uzun bir vade değil arkadaşlar. Baktığımızda bugün 24 Eylül. Herhalde bu hafta içerisinde bu işlemin sonucu belli olur. Artık düzenleyiciler, regülatörler toplantılar yaparlar, kararlar alırlar. Bunları bilemiyorum. Takip etmemiz gereken bir hafta. Değerli arkadaşlar, bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Hafta sonunuz iyi olsun. Hoşça kalın.